Hepinize merhaba arkadaşlar. ATV Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir inceleme videosuyla daha karşınızdayız. Ancak bugün inceleme videomuzda ATV motor değil, bir motosiklet olacak. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda yeni bir motosiklet almıştım. Onu otogardan eve kadar götürürken taşıma videosunu da çekmiştim. Bugün onun videosunu detaylı olarak çekeceğiz. Karşınızda Aurora Smart 50. Arkadaşlar neden Aurora Smart 50 bir ATV motor değil de veyahut da normal bir vitesli motosiklet veyahut da scooter değil de neden Aurora Smart 50? Uzun süredir arayış içerisindeydim. Bir motor almak istiyordum. Bu ATV motor da olabilir. Özellikle 125 cc ATV motorları oldukça araştırdım. Ancak fiyat bandı olarak hem bütçe uygun değildi onlara hem de onların da otomatik vites oluşundan dolayı vazgeçtim. Scooter almayı istiyordum ve aynı zamanda bu şekilde bir kap motor almak istiyordum. Bunlar arasında araştırma yaptım. Scooter almama sebebim ise arkadaşlar 50 cc bir scooter almam gerekiyordu. Çünkü bütçem buna uygundu. 50 cc'lik bir scooter'un performansı da bana yeterli olmayacaktı ve aynı ATV motorlarda olduğu gibi debriyaj balatası, varyatör, kayış bunların sıkıntılarını yaşamak istemiyordum. Çünkü ATV motorumda aynı sorunları yaşıyordum ve masraf olarak ekstra bir masraftı. Sürekli şu görüşteyim arkadaşlar, vitesli motor her zaman bir avantajdır. Hem yakıtta, hem çekişte, hem performansta her zaman vitesli motor bir avantajdır. Ben ATV motorda da eğer 125 cc'lerde vitesli, yani manuel vitesli bir motor olsaydı almayı düşünüyordum. Ancak Yuki'nin ve Kuba'nın iki tane motoru vardı. 125 cc, her ikisini de araştırdım. Otomatikti ve fiyat bandı olarak da 23-24 bin lira kadar çıkıyordu. Bunun dışında Volta motoru araştırdım. Onu almayı düşündüm ancak ona da bütçem uygun değildi. Onun için zaten bir ATV motorum vardı biliyorsunuz, Yuki'yi. Beni sürekli takip edenler bilir. ATV motor olarak sürekli ATV motor videoları çekiyoruz. Ama bilgi amaçlı, ama tanıtım ve inceleme videoları olarak ATV videoları çekiyorduk. Bugün ise motosiklet aldım. Bugün motosikletin inceleme videosunu çekeceğiz. Scooter'dan o şekilde arkadaşlar vazgeçtim. Daha sonra bir tavsiye üzerine bu motoru araştırdım. Bu motorun en büyük özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar, ruhsatta 50 cc geçmesine rağmen hatta 48 cc geçiyor ve B sınıfı ehliyetle kullanıyorsunuz. Aynı zamanda sigorta ve vergiden de muaf. Ancak sigortayı arkadaşlar bir avantaj olarak değil dezavantaj olarak düşünebilirsiniz. Çünkü ben o görüşteyim. Bugün sigortadan muaf diye bunları tercih edebiliyoruz. Ancak Allah korusun herhangi bir kaza esnasında, özellikle suç %100 sizdeyse, karşı tarafın bütün masrafını siz cebinizden karşılıyorsunuz. Ancak sigortanız olduğu zaman sigorta karşılıyor. Bugün 2-300 liralardan kaçarken cebimizden 5-10 bin lira veya daha fazla paralar çıkabilir. Ondan bunu bir avantaj olarak düşünmemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle de bir bilgi duydum. İsteğe bağlı olarak bunlara sigortada yapabiliyoruz. Yani sigortada muaf ama istersek de yine sigorta yapıp kullanabiliriz. Zaten vergisi yok. Vergiden muaf. B sınıfı, C, D ve E sınıfı da kullanıyor arkadaşlar. Öyle de bir avantajı var. Yani bu motoru kullanmak için ekstra bir ehliyet almanıza gerek kalmıyor. Gelelim arkadaşlar motorumuzun teknik bilgilerine. Motorum söylemiş olduğum gibi 50 cc geçiyor. Hatta ruhsatta 48 cc geçiyor. Ancak motor fabrikasyon olarak üzerinde 110 cc'lik bir
silindir ve motor hacmiyle geliyor size. Bu da size oldukça bir avantaj. Hani hem vergiden hem sigortadan muafsınız ve 50 cc'lik bir motor alırken 110 cc'lik bir size motor geliyor. Bu ayrıca siz aldıktan sonra dönüştürülmüyor. Fabrikasyon olarak size geliyor. Fabrikasyon bu şekilde yapmasının sebebi oldukça satışı fazla olduğu için motorları bu şekilde yapıyor. Bazı skuterlar bilirsiniz 50 cc geçer ancak onlar 80'liktir. Veyahut da 50 cc aldıktan sonra 80'liğe de çevirenler var. Benim motorum orijinal fabrikasyon arkadaşlar, 110 cc geldi. Motorum 4 vites. Ön lastiğimizin arkadaşlar ölçüleri 2'ye 50 17 iken arkalar ise arkadaşlar 2.75 50. Aynı zamanda arkadaşlar bu motordaki en büyük özelliklerden ve avantajlardan bir tanesi ön ve arka lastiğimiz dublex lastik, iç lastik yok yani. Onun dışında ön frenimiz disk, arka fren ise kampana. Yine motordaki en büyük özelliklerimizden bir tanesi arkadaşlar gündüz ledimiz. Bu şekilde şu an güneşte ne kadar görünüyor bilmiyorum ancak gündüz ledimiz var. Ve üzerinde yine xenon farlarımız geliyor. Fabrikasyon olarak geliyor bu. Bu şekilde kısa, bu şekilde ise uzun. Aynı zamanda selektör olarak da kullanabilirsiniz bu tuşu. Arkadaşlar motorumuz yarı otomatik ve aynı zamanda benzin depo hacmimiz 3,5 litrelik benzin depo hacmimiz var. Arkadaşlar motorumuzun yüksüz boş ağırlığı 96 kilogram iken yüklü ise 246 kilogram. Aynı zamanda motorumuzun dingil mesafesi 1240 milim. Uzunluğu ise motorumuzun yine 1960 milim. Arkadaşlar motorumuzun diğer motorlardan kendini ayıran birkaç özelliği var. Benim de oldukça beğenmiş olduğum özellik. Üzerinde USB girişi olması, telefonunuzu ve yine elektronik cihazlarınızı, tablet olsun veya başka cihazlarınızı bu şekilde şarj edebilirsiniz. Ön ve arka lastiğin dubleks olması ve aynı zamanda çelik çanta olması oldukça hoşuma gitti. Ve aynı zamanda gündüz ledlerimiz kendini gösteriyor, çok belli ediyor. Arkadaşlar motorumuz tip olarak, görsel olarak ben oldukça beğendim. Diğer kap modellerine oranla biraz daha yüksek, onlara oranla biraz daha heybetli. Zaten motorun kendisi de yaklaşık neredeyse 100 kilo. Söylemiş olduğum gibi 96 kilogramlık bir yükü var. Oldukça heybetli bir motor. İki kişi arkadaşlar çok rahatlıkla sığabileceğiniz bir seleye sahip bu şekilde. Yine arkada oturan için ayak basamakları diğerlerine oranla arkadaşlar ben bu özelliğini çok sevdim. Önde görmüş olduğunuz gibi diğer motorlarda bu şekilde açılıp kapanır ayak koyma yeri var iken bu motorda bunu koymuşlar. Çok çok güzel bir özellik. İlk kullanımlarımda arkadaşlar ön ve arka freni oldukça beğendim. Ön frenimiz disk ve arka frenimiz kampana demiştim. Diğer motorlarda olduğu gibi arkadaşlar yine arka frenimiz ayak ile, frenimiz ise yine gidondan sağ tarafta konumlandırılmış. Arkadaşlar buradaki tuşlara gelecek olursak kornamız, sağ sol sinyalimiz. Burada ise uzun kısa far düğmemiz. Yine sağ tarafta arkadaşlar marş düğmemiz burada. Burada ise arkadaşlar hem gündüz ledine hem de kısa farları aldığımız tuş. Arkadaşlar kontak anahtarımıza gelecek olursak ise bu şekilde sağa çevirdiğimiz zaman hemen elektrik ekranımıza geliyor ve açılıyor. Ancak kilitlemek istediğiniz zaman motorunuzu park ettikten sonra kontağınızı taktıktan sonra basarak sola doğru çevirdiğiniz zaman bakın bu şekilde direksiyonunuz kilitleniyor. Aynı zamanda yine sağa doğru da
bu şekildeyken de kilitleyebilirsiniz. Yine anahtarınıza basarak sola doğru çevirdiğiniz zaman yine bu şekilde de kilitlenebiliyor. Arkadaşlar, gösterge panelimize gelecek olursak 80 kilometrelik bir kadran konulmuş. Arkadaşlar, test sonucunda 80 kilometre hıza evet ulaşıyor. Kadran göstergemizin hemen sol tarafına benzin göstergesi konumlandırılmış. Sağ tarafta ise yine viteslerimizin geçişleri buradan bu şekilde gözüküyor. Üst tarafta ise yine sağ sol sinyallerimiz ve yine motor arıza ışığımızda mevcut motorumuzda. Aynı zamanda hemen şurada kadranımızın ön tarafında ise uzun farları aldığımız zaman yine gösterge ışığımız mevcut. Arkadaşlar, motorumuzdaki USB girişi özelliğinden bahsetmek istiyorum. Hemen şuraya sol tarafa konumlandırılmış. Buradan telefon, tablet ve buna benzer cihazlarınızı şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda şurada küçük bir cep var. Buraya cihazlarınızı koyabilirsiniz. Arkadaşlar, motorumuzu yine diğer kap modellerinden ayıran özelliklerden bir tanesi de yan koruma demirleri. Bunları oldukça iyi ve mantıklı düşünülmüş. Bu motorlardaki en büyük eksiklikler arkadaşlar, görmüş olduğunuz buradaki plastiklerin motorun herhangi sağa sola düşmesi sonucu yanlışlıkla olsun veya kaza esnasında hemen bu plastik aksamlar kırılıyor. Kendileri de parça olarak oldukça pahalı. Bu şekilde demir konumlandırılmış. Diğer kap modellerin birçoğunda yok. Bu çok artı bir avantaj. Oldukça da sağlam demir konumlandırılmış. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı zamanda arkadaşlar, motorumuzdaki ön frenimiz diskti ve bu şekilde kelebek disk konumlandırılmış. O da oldukça güzel bir görünüm sağlamış. Yine burada Aurora yazımız kabartmalı. Aynı zamanda arkadaşlar, hemen diskten bahsetmiş iken burada da ön disk frenimizin yağ kontrolünü buradan yapabilirsiniz. Eksik olup olmadığını kontrol ederek, eksikse yine takviyesini yapabilirsiniz. Burada ise arkadaşlar, yine kap modellerinin olmazsa olmazı bu şekilde bir selemiz var. Buraya ufak tefek eşyalarını bu demir arasına kıstırarak bu şekilde taşıyabilirsiniz. Arka lastiğimiz yine çelik jant. Yine arkadaşlar, arkadaki sağ sol sinyalimiz, plaka ışığımız ve stop lambamız bu şekilde konumlandırılmış. Bazı motorlarda arkadaşlar stop lambasının hem sağına hem soluna koyuyorlar. Yani sinyaller oldukça birleşik olduğu için arkadan gelenin motorun sağa mı sola mı döneceğini çok belirgin olmuyor. Bu şekilde iyi düşünülmüş. Biraz uzaklaştırılarak, ayrıştırılarak daha iyi belirgin hale gelmiş. Sağa veya sola dönmeniz arkadan daha iyi belli olur. Kontak anahtarınızı bu şekilde sağa çevirdiğiniz zaman zaten direkt koltuğunuz açılıyor. Yine arkadaşlar, bu belgelerimiz motorun yanında gönderilen belgeler. Kullanım kılavuzu kitapçığı. Sizin için vergi dairesine ödenmiş ÖTV belgesi. Aynı zamanda uygunluk belgesi ve fatura beraberinde geliyor. Plaka çıkarma işleminizi zaten bunlarla beraber yapıyorsunuz. Burada ise 3,5 litrelik bir benzin depo hacmimiz var. Akü yine buraya konumlandırılmış arkadaşlar. Ön tarafta ise yine diğer kap modellerinde olmayan bir özellik var arkadaşlar. Küçük görünebilir ama özellikle ufak tefek eşyalarınızı, belki bir kask sığmıyor. Zaten sığmayabilir diyecektim ancak zaten sığmıyor. Ancak ufak tefek eşyalarınızı yanınızda tornavida, penze ve anahtar takımı taşıyorsanız, eldivenleriniz olur, şarj cihazınız olur, buna benzer eşyalarınızı taşıyabilecek bir yere sahip.
Arkadaşlar hava filtremiz bu şekilde buraya konumlandırılmış. Hemen altında ise karbüratör ve silindirimiz burada. Aynı zamanda arkadaşlar benzin musluğumuzu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu motorlardaki en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu şekilde ayak pedalı ile çalıştırma özelliği olması. Bu şekilde kontanazı açtıktan sonra buraya basarak motorunuzu çalıştırabiliyorsunuz. İsterseniz arkadaşlar bir deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Motorum şu an çok sıcak değil. Bunu yaparken arkadaşlar ani ve hızlı olmanız gerekiyor. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar az pedalla çalıştırabilirsiniz. Bu şekilde motorunuzu çalıştırabilirsiniz. Akünüz bitmiş de olsa, zayıflamış da olsa, motorunuzu çalıştırmıyorsa bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar motorumuz oldukça sessiz. Zaten ATV motor sürekli kullanmış olduğum için ATV motorları biliyorsunuz sesi oldukça yüksek. Ancak bu diğer motosikletlere oranla diğer kullanıcılardan aldığım bilgiye dayanaraktan söylüyorum bunu size. Motosiklet oldukça sessiz çalışıyor. Sadece rolantide değil, sürüş esnasında da aynı. İsterseniz bir egzoz sesini dinleyelim. Arkadaşlar motorumuz 4 vites, yarı otomatik, 80 km hıza ulaşıyor. 2 kişi rahat, 3. dahi viteste tatlı meyilde sizi rahatlıkla çıkarabiliyor. En fazla 2'ye düşüyor. Arkadaşlar motorumuz 3 renge sahip, kırmızı, yeşil ve mavi rengine. Ben mavi rengini aldım ancak zaten motorumuzun çoğu kısmı siyah, sadece birkaç noktası işte çamurlukta olsun. Ön tarafa konumlandırılmış ince detaylar ve koltuk üzerindeki şu bölümler mavi, onun dışında geneli siyah. Diğer motorlarda da aynı, kırmızı olanda da aynı, yeşilde de aynı. Bu şekilde ben rengini gayet beğendim, görselini beğendim. Farı, xenon olması, beyaz far olması. Bunun görüntülerini de arkadaşlar sizlere ışık bölümünü gece çekerek de göstereceğim. Çünkü şu an gündüz olduğu için çok net gözükmüyor, farkındayım. Arkadaşlar yine diğer motosikletlerde olduğu gibi ayaklıklarımızın ikisi de mevcut. Bu şekilde yan ayaklığımız ve aynı zamanda orta ayaklığımız da var. Yine arkadaşlar diğer motosikletlerde olduğu gibi arkada bu şekilde demirimiz mevcut. Buraya istediğiniz seleyi bağlayabilirsiniz. Bağlayanlar da var. Görsellerde gördüm. Oldukça da beğendim. Yakışmış da. Arkadaşlar yağ gösterge çubuğumuz burada. Buradan yağınızı kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar yine ince detaydır ancak düşünülmüş. Motor ısındığı zaman ayağınızı yakmamak için yine buraya bu şekilde bir demir konumlandırılmış. Güzel düşünülmüş. Arkadaşlar bundan daha önce hiç motosiklet kullanmamıştım. Sürüşü gayet keyifli, sessiz oluşu, hızlı oluşu, atik oluşu. Özellikle bu motorlardaki en çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi rampa aşağı giderken birinci olur, ikinci olur. Bu rampanın inişine bağlı, meyiline bağlı ne kadarlık dik bir derece ise ona göre viteste indiğiniz zaman hiç disk freninizi veya kampana olsun yani ön olsun arka olsun freni kullanmadan İnme özelliğiniz olması çok çok büyük bir avantaj. Ve aynı zamanda bir rampada durduğunuz zaman ama yalnız olun ama iki kişi olun. Tekrar kalkışlarda ATV motora oranla oldukça
torklu, oldukça çekişli, yani kalma ihtimali yok. Bizim ATV motorlarda biliyorsunuz rampada durup tekrar kalktığınız zaman kayışı ve debriyaj balatasını oldukça yıpratıyor, eskitiyor ve zaman ile değiştirmeniz gerekiyor. Bunlarda bu tür eksiklik yok. Sessiz oluşu özellikle çok keyifli. Kap motorlarında büyük bir eksiklik de titreşimli oluşu söyledikleri. Ancak ben bunu almadan önce de araştırdığım kadarıyla Aurora'da öyle bir titreşim yok. Ben de kullanım esnasında da onu yaşadım. 80 km hıza ulaşmasına rağmen abartılı bir titreşimi yok. Rahatsız edici bir titreşime sahip değil. Aynı zamanda arkadaşlar bu motorla ilgili ileride 1 litre benzinle kaç kilometre yol gideceğine dair bir video çekmeyi de düşünüyorum. Grup sayfalarında görmüş olduğum kadarıyla 1 litre benzinle 50, 60, 80 kilometre dahi gidenini gördüm. Bu da oldukça iyi bir şey. Çünkü benim ATV motorum 1 litre benzinle 20 kilometre gider iken bu motor tam 4 katı 80 kilometre yol gidiyor. 3,5 litre ile 150-200 kilometre arası yol yaptıklarını söylüyorlar. Bunu da zaman ile kullandıkça siz de göreceğiz. Arkadaşlar süspansiyon olarak önde de arkada da ikişer tane amortisöre sahip. Oldukça esnek, yumuşak. Kasislerde herhangi bir rampalarda inip çıkarken ne kadar hareketli olursa olsun sizi rahatsız etmeyen bir süspansiyona sahip. Arkadaşlar bu videodan şimdilik bu kadar. Bununla ilgili yine detaylı bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Ancak şu an motorumu yeni almış olduğum için yeterince sürüş yapmadım. Ancak öncelikle sizlere motoru detaylı olarak tanıtmak istedim. Daha sonrasında yine yeni bir video ile arkadaşlar geleceğim karşınıza. Bu sefer sürüşten, fren sisteminden, yakıtından, hız ve çekişinden bahsetmek istiyorum. Ancak bunun için biraz süre gerekiyor. Zaten motor biliyorsunuz rodaj döneminde. Hem bu dönem hem bu dönemden geçtikten sonraki performansını sizlere aktarmak istiyorum. Onun için bu videodan bu kadardı. Beğenip abone olursanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.